Ben de sözlerime başlarken bugün 4 şehidimiz var. Dün bir şehidimiz vardı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, ulusumuza sabır diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Terör örgütüyle mücadele ederken canlarını kaybeden Mehmetçiklerimiz karşısında saygıyla eğiliyoruz. Vatan sizlere minnettardır diyoruz. Yine konuşmama başlarken Balıkesir İl Başkanlığımıza bu toplantıyı düzenleyerek sizlerle bizi bir araya getirdikleri için ve bana burada bulunan hazırına hitap etme imkanı verdikleri için, daha sonra da yine Balıkesir ilinin ve tabii ki yine Türkiye'nin sorunlarını birlikte tartışma imkanını bize sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Balıkesir bizim 33. ilimiz oluyor, değil mi? Bu yıl içinde ziyaret ettiğimiz 33. il ekonomi masası olarak. Kilometre olarak da 40 bin kilometreye yaklaşmışız. Hem gittiğimiz illerde çok farklı sorunları da dinliyoruz ama onun yanında gerçekten birbirine benzer sorunları da dinleme imkanını buluyoruz. Ben bugün son dönemdeki gelişmeler çerçevesinde sizlere ekonominin halini nasıl gördüğümüzü anlatmaya çalışacağım. Arkasından da bu meselelerin nasıl çözülebileceği konusunda bizim düşüncelerimizi aktarmaya çalışacağım. Bir kere uzunca bir süredir Türkiye iki tane krizi iç içe yaşıyor. Bunun üstüne bir başka kriz daha geldi. O da küresel saldı. Ve bu üç krizin birleşmesiyle birlikte de ülkede bir buhranı yaşıyoruz açıkçası belli kesimlerde. Belli kesimlerin de durumu çok kötü değil. Şimdi şunu böyle alırsak, ben bir yandan da elimdeki kağıtları göreyim ama olacak. Yani problem değil. Bir kere birincisi şu. Uzunca bir süredir aslında Türkiye ekonomisi bir krizin içinde. 2007'den sonra mevcut yönetim ekonomide disiplini kaybetti ve çapaları birer birer yok etti. 2013'ten sonra ise küresel konjonktür bu sefer değişti. Küresel likidite bolluğunun artık aynı şekilde artmayacağı ortaya çıktı. Ve bu çerçevede yine yönetim bu gelişmeyi okumakta da geç kaldı. Hatta bu gelişmeyi yanlış da okudu. Çünkü uzunca bir süre dünya ekonomisinde para çok boldu. O para bolluğunu kural zannetti. Dünya bundan sonra hep böyle gidecek zannetti. Halbuki gelmekte olan, yaklaşmakta olan zorlu günlere gerekli hazırlığı yapmadı. 2013'ten sonra Amerika Merkez Bankası Başkanı ben artık para basmayacağım demesiyle birlikte dünyada sermaye ürkekleşti. Doğruları yapan ülkelere gitmeye başladı. Ne olursa olsun gidiyorum demedi ondan önceki dönemde olduğu gibi. Yüksek faizi verene gidiyorum diyordu ondan önce. 2013'ten sonra yavaş yavaş doğruları yapana gideceğim dedi. Biz bunu bize dışarıdan saldırı var diye algıladık. Yanlışları yapan bizdik. Dışarıdan gelen paranın iştahını kesen de bizim yanlış politikalarımızdı. Yani kriz aslında içeride gelişmeye başlamış olan bir krizdi. Onun üstüne 2014'te Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçildiği ilk seçime doğru gitmeye başladık. O seçimde aday olan, Cumhurbaşkanı adayı olan AK Parti Genel Başkanı çıktı dedi ki benden önceki cumhurbaşkanları gibi bir cumhurbaşkanı olmayacağım. O zaman İşin nereye doğru gitmekte olduğu anlaşıldı ve kamu kurumlarında çok ciddi bir şekilde yıpranma başladı. Ardından demokratik standartlarda da ciddi bir yıpranmayla karşı karşıya kaldık.
Ondan sonra küresel salgın üstüne geldi. Küresel salgın her iki krizi daha da ağırlaştırdı ve karşımıza buhran çıktı. Şimdi ben biraz daha yakına gelirsek 2018 yılında faiz sebep enflasyon sonuç, tam bu Cumhurbaşkanlığı kampanyasından önce Londra'ya gitti AK Parti Genel Başkanı ve dedi ki faiz sebep bana göre enflasyonda sonuçtur. Zaten bunu söyledikten sonra ürkekleşmiş olan dışarıdaki sermaye daha da ürkekleşti. Neden? Çünkü bugüne kadar ekonomi teorisinde böyle bir şey yok. Bu şu demek, enflasyon ne olursa olsun ben faizi aşağı çekeceğim. Enflasyon ne olursa olsun ben faizi daha aşağı çekeceğim dediğiniz zaman bir, içeridekilerin tasarrufları nasıl değerlendireceği meselesi ortaya çıkıyor. İnsanlar göz göre göre herhalde kendi tasarruflarının eriyip gitmesine izin vermezler. İçeridekiler hızla döviz tevdiat hesaplarına koştu. Dışarıdakiler de eğer ben buradan faiz alamayacaksam o zaman ben buraya niye gideyim demeye başladı. Dolayısıyla gelen sermaye de azaldı. Sonuç, Türk lirası değer kaybetmeye başladı. Türk lirası değer kaybettikçe de enflasyon gördüğünüz gibi sağ taraftaki sol taraftaki grafiğe bakarsak kur yukarı doğru gittikçe enflasyon da yukarıya doğru gitmeye başladı. Bu arada sol tarafa da baktığımız zaman döviz tevdiat hesaplarının toplam parasal büyüklükler içindeki payı rekorlar kırdı. Son yalnız bir gelişmeye dikkat çekmek istiyorum. Toplam mevduat içinde döviz tevdiat hesaplarının payı artmaya devam ediyor. Ama bir şey daha oluyor. Toplam mevduatlar azalıyor. Döviz tevdiat hesapları da dahil. Bu çok hayra alamet bir gelişme değil. Bu arada yine seçimlerden önce 128 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasında 128 milyar dolar rezerv vardı. Ve Merkez Bankası net olarak baktığımız zaman yaklaşık 40 milyar dolar civarında 2018'de fazla veriyordu. İstikrar görüntüsü vereceğiz diye, kuru tutacağız diye bu 128 milyar dolar önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, daha sonra yerel yönetim seçimlerinde, ondan sonra da pandemi nedeniyle satılmaya başlandı ve Merkez Bankası'nın kasasında bugün baktığınız zaman 36 milyar dolar açık var. Net rezerv olarak baktığınız zaman. Ne demek açık? Evet, bir brüt rezerv var. Toplam bir döviz rezervi var. 126 milyar dolar. Ama bu 126 milyar dolarlık rezervi çok kısa vadede çekilecek, emanet alınmış bir takım dövizlerle oluşturmuş durumdayız. Bu tabi bugün 38 milyar dolara gitmiş vaziyette en son çıkan hesapta. Ben iki gün önce bunu hazırlamıştım. Yine günlük bilançodan baktığımız zaman da 51 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasası açık veriyor. Bu ne demek? Şimdi Türk lirasıyla spekülasyon yapmak isteyen adam diyor ki Merkez Bankası'nın takati yok. Kolu kanadı kırılmış. Kasası boş. Ben bundan istediğim gibi oynayabilirim diyor. Çünkü sonuç itibariyle spekülasyondan para kazanan insanlar var, manipülatörler var, spekülatörler var. Ve sürekli Merkez Bankası'nı test ediyorlar. Mesela en son 13 lira 80 kuruştan Merkez Bankası müdahale etti. Bir miktar düştü ama yeniden test etmeye başladılar. Şimdi yine 13 lira 80 kuruşun üstüne attı. Bir şeyi biliyorlar. Bir kere Merkez Bankası ringde şu anda tek kollu boksör gibi. Kolunun bir tanesinin ucunda faiz vardı, onu arkasına bağladılar. Faize dokunamıyor. Öbür ucunda rezervleri vardı. Orayı da o kolda kestiler. Dolayısıyla tek kollu ama tek kolu da arkadan bağlı bir Merkez Bankası'ndan şimdi piyasalar oynuyor. Bu da yanlış siyasetin sonucunda ortaya çıkan bir manzara.
Aslında son dönemde bu Türk lirasının değer kaybındaki hızlanma yeni atanan Merkez Bankası Başkanı'nın oyun içinde kural değiştirmesiyle ortaya çıktı. Önce doğruyu söyledi, çıktı dedi ki benim politika faizim hiçbir zaman enflasyonun altında olmayacak. Ama öylesine bir baskı yaptılar ki enflasyon da düşmediği için, hani faizi düşürecektin diye saraydan da baskı geldiği için tuttu dedi ki ben artık enflasyona bakmayacağım, daha düşük bir çekirdek enflasyon vardı, çekirdeğine bakacağım dedi. Ama bir ay sonra çekirdek de yükselmeye başladı. Bu sefer dedi ki çekirdeğe de bakmayacağım, ben cari açığa bakacağım. İşte oyun içinde böyle kural değiştirdikçe Türk lirasının dolar karşısındaki performansı 3 ayda 100'den 61'e düştü. Yani 40 puan birden değer kaybetti. Bunun adı devalüasyondur, başka bir şey değildir. 3 ayda bir para bu kadar büyük değer kaybederse bunun adı işte serbest kurda devalüasyon olmaz, şu olmaz, bu olmaz, bal gibi devalüasyon. Aslında baktığımız zaman Türk lirası 2010'dan bu yana değer kaybediyor. Türk ekonomisi de 2010'dan bu yana patinaj yapıyor. Hatırlayın 2011 yılında çıktılar bir takım hedefler açıkladılar. 2023 yılı hedefleri. Hala daha o 2023 hedeflerini tutturacağız diyorlar ama resmi dokümanları bunu böyle söylemiyor. O hedeflere baktığımız zaman Türkiye'nin 2023 yılında gayri safi yurt içi hasılası 2011 yılında taahhüt ettiler. 2 trilyon dolar olacaktı. 2 trilyon dolar dedikleri gayri safi yurt içi hasıla bugün 950 milyar dolar olacak. Yani yarısının bile altında. Bunu kim söylüyor? Ben söylemiyorum. Kendi hazırladıkları orta vadeli programda söylüyorlar. 25 bin dolar olacak dedikleri gayri kişi başına gayri safi 25 bin dolar olacak dedikleri kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 10 bin doları zar zor bulacak. Bunu da ben söylemiyorum. Kendileri söylüyor 2023 yılında. İhracat 500 milyar dolar demişlerdi. 250 milyar doları bulmayacak. Bunu da kendileri söylüyor. Orta vadeli programda 2023 yılında. İşsizliği de %5'e düşüreceğiz demişlerdi. Şimdi diyorlar ki %10'da kalacak. Dolayısıyla o dönem Türkiye'nin geçmiş performansına ekonominin bakarak ortaya çıkan hedeflerin bugün ancak yarısı gerçekleşti. Bu kötü yönetimdir, başka bir şey değildir. Aslında Türk lirasının reel değerindeki bu kaybı bir 80'li yıllarda görmüştük. Şimdi bir de 2010 yılından bu yana görüyoruz. Yani Türk lirası yeni değer kaybetmiyor. Şimdi diyorlar ya hızlı değer kaybedince Çin modeline geçeceğiz falan. Aslında Türk lirası uzunca bir dönemdir değer kaybediyor yabancı paralar karşısında ama hiç ağızlarına Çin modeli falan almıyorlardı. Ne zaman ki ısrarla faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Ben zorlayacağım, bu sefer vazgeçmeyeceğim. Faizi düşüreceğim iddiası içine girdi, iş elden kaçtı. İşin elden kaçtığının kendisi farkında, şimdi buna kılıf hazırlamaya çalışıyor. Türk varlıkları büyük bir hızla değer kaybediyor. Bakın, borsa şirketlerinin değeri 3 ay önce 205 milyar dolardı. Şimdi düştü 173 milyar dolara. Bu Avusturyalı yazar Stefan Zweig'in Dünün Dünyası adlı bir eseri var. O Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avusturya'yı tarif ediyor. Avusturya kronu eriyip gittiği için herkes İsviçre frangı, Amerikan doları istiyor. Bunu fırsat bilen bir sürü yabancı can çekişen Avusturya kronunun leşini kemiriyordu diyor. Viyana'daki tüm oteller bu akbabalarla dolmuştu. Bunlar diş fırçasından otellere kadar her şeyi satın alıyordu. Bugün de Türkiye her şeyini Körfez ülkelerinden başlamak üzere görücüye çıkartmaya başladı. Sadece şu varlık fonuna bir bakalım. Varlık fonunda 34,5 milyar dolarlık atadan dededen kalma
varlık koymuştuk içine. Şimdi bu varlıkların değeri 21 milyar dolara düştü. Yani 21 milyar dolara düştü. Şimdi bunları da diyoruz ki bu yok pahasına satalım. Buradaki mesele şu. Yabancı sermaye bir kere yabancı sermayenin gelmesine kimse karşı olmaz. Yeter ki uygun şartlarda gelsin. Yeni yatırımlar, yeni imkanlar kursun. Ha yine dünya borsalarına kote edilmiş şirketleri alabilirler, satabilirler. Bunların hepsi de olabilir. Ama yıllarca bizim emek emek meydana getirdiğimiz bu şirketleri yok pahasına alacaklarsa ve kimin hatası nedeniyle? Yönetimin hatası nedeniyle. İş aleminin bunda hiçbir hatası yok. Dün adamın 3 lira olan şirketi bugün 2 liraya düşmüşse, bunda 3 dolar olan şirketi bugün 2 dolara düşmüşse bunda iş adamının hatası yok. Bunda yönetimin hatası var. Şimdi diyorlar ki 2 dolara bu şirketi sattın. Bugün bakıyoruz, dün Körfez ülkeleriyle ilgili olarak onları Türkiye'de bu yapılan hain darbe girişimine destek vermekle suçlayan, FETÖ'cü darbeye destek vermekle girişimine destek vermekle suçlayan Erdoğan, bugün Körfez halklarının tamamı bizim öz be öz kardeşimizdir diye mi diyor? Yani yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin gelip bizim gerçekten fon şeylerle adı nedir o? Vakıflarla oluşturduğumuz bir takım büyük askeri sanayimizi alacağından söz ediliyor. Bu korku var. Bu ülkeyi bu hale düşürmeye kimsenin hakkı yok. İşte yok öyle bir şey yapmayacağız etmeyeceğiz tamam da bu endişe var ama ortada. Yaptınız. Sakarya Tank Palet Fabrikası'nda yaptınız. Şimdi Türkiye'nin borç yükü giderek ağırlaşıyordu. Şimdi Türk lirası değer kaybettikçe, paramız pul oldukça bu borç yükü daha da ağırlaşacak. Ne demek istiyorum? Sadece 30 Haziran tarihinde Türkiye'nin dış borcu 446 milyar dolar alan dış borcunun Türk lirası karşılığı 3 trilyon 893 milyar liraydı. Bugün Türk parasının hızlı değer kaybetmesi sonucunda 6 trilyon 112 milyar milyar Türk lirasına çıktı. Aradaki fark 2.10'da 2 trilyon lira. Nedir bu 2.10'da 2 trilyon diye sorarsanız neye eşittir? Neyle kark? 2021 yılında sizlerin ödediği vergilerin toplamına eşit. Toplamının iki katı. 2021 yılında ödenen vergiler 1 trilyon 58 milyar. Kur farkı 2 trilyon 200 milyar. Yani bunu ancak 2 yıllık vergi geliriyle ödeyebileceğiz. Yine Türkiye'de borcun milli geliri oranı da hem mevcut yönetimin borçlandırma politikaları nedeniyle hem de son Türk lirasının değer kaybı nedeniyle çok hızlı bir şekilde artıyor. Şimdi hatırlayın 2003'te krizden çıkmıştık. Türkiye'nin toplam borç yükünün gayri safi yurt içi hasıla oranı %95'ti. O zaman da buna yüksek deniyordu. Biz bunu düşüreceğiz deniyordu. Hatta bir müddette düştü. Yani ellerindeki programa yazılan reçeteye sadık kaldıkları sürece düştü. Ama bugün geldiğimiz yerde şimdi Türkiye'deki şirketlerin, ailelerin, devletin, bankaların hepsinin toplam borcunu toplayıp gayri safi yurt içi hasılaya oranladığınızda gayri safi yurt içi hasılanın 1,5 katına çıkmış. %153. Yani bir yılda yarattığımız gayri safi yurt içi hasıla borcumuzu ödemeye, dış borcumuzu ödemeye yetmiyor. Peki ne oldu böyle? Bir ekonomik kriz vardı doğru. Ama işi bu noktaya getiren aslında 2018 yılında geçtiğimiz tek adam rejimi. Bu devlette çok ciddi bir yönetim krizi yarattı. Ben buralarda bu bölgelerde de yaşadığımız orman yangınlarındaki beceriksizliklere,
Karadeniz'de yaşanan sel felaketlerindeki beceriksizliklere hiç girmek istemiyorum. Yani çıkıyor bir tane bakan diyor ki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yangına müdahale ettik. Yangına müdahale etmek için dahi Cumhurbaşkanı'nın talimatına ihtiyacı varsa bu memlekette hiçbir şey yapmak mümkün olmaz. Sadece para politikası ile ilgili bir sürece dikkat çekmek istiyorum. İşte en son Merkez Bankası Başkanı hani çekirdeğe bakacağız. Ondan sonra da dedi ki fiyat istikrarını cari açığı düşürerek sağlamak istiyoruz. Buna karşılık görevden ayrılan, istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı cari açığı düşürmek hükümetin görevidir. Senin görevin dedi. Bu senin görevin demedi ama bunu da söyledi. Enflasyonla mücadeleyi kararlı yaparsak kur istikrara kavuşacak, risk primi düşecek, uzun vadeli faizler de düşecektir dedi. Doğruyu söyledi. Ya olay bu. Ama Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı buna karşılık ne dedi? Bizim arkadaşlara ne oluyor? Faizi savunanla beraber yürüme. Şimdi bu lafı ettiğiniz andan itibaren zaten çarşı yeniden karıştı. Türk lirası yeniden değer kaybetmeye başladı. Arkasından çeşitli defalar çıkıp faiz sanki bir yani ekonomi yönetimi sanki bir inanç meselesiymiş gibi bir takım laflar etmek suretiyle ortalık iyice karıştı. Ama en son gerçekten çok vahim bir olay oldu. Bu artık devlette liyakatin ne hale geldiğini gösteriyor. Merkez Bankası Başkanı yatırımcı toplantıları yapıyor. Yerlilerle ayrı toplanmış, yabancılarla ayrı toplanmış anlaşılan. Yabancı Credit Suisse diye bir banka var, yatırım kuruluşu var. Diyor ki Merkez Bankası Başkanı Aralık toplantısında faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı dedi bize diyor. Yerli bankalara soruyoruz, hayır bize böyle bir şey demedi diyor. Yani bu resmen manipülasyondur. Yabancı yerinde dursun, fazla hareket etmesin diye ona farklı bir mesaj veriyor, yerlilere farklı bir mesaj veriyor. Bu son derece tehlikeli bir süreç. Peki en son açıklaması düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz oldu. AK Parti Genel Başkanı. Evet galiba. Neyse ben anlatmaya çalışayım çok geciktirmeyelim. 8 Eylül 2021 tarihinde işte bu düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekme macerasının başladığı 8 Eylül tarihinde Türk lirasının Türk varlıkları ile ilgili temerrüt risk primi 358'di. Yani ödenmeme, temerrüde düşme riski karşılığındaki prim 358'di. Şimdi 533 oldu bugün. Dün daha doğrusu. 8 Aralık diye yazmış arkadaşlar. Evet 8 Aralık çünkü saat saat değişiyor. Ama 8 Aralık'ta 533 olmuş. Dolar satış kuru, kuru da aşağı çekeceğiz demişti ya, faizi düşürerek. Faizi nereden nereye düşürdü? 19'dan 15'e düşürdü politika faizini. Aynı tarihler arasında dolar 8 lira 31 kuruştan 13 lira 69 kuruşa çıktı. Yine 5 yıllık tahvilin faizi, faiz düşecek demişti. %17,83'ten %22,64'e çıktı. 2 yıllık tahvilin faizi de %18,34'ten %21,2'ye çıktı. Yani ne enflasyon düştü, ne kur düştü, ne faiz düştü. Evet politika faizi 19'dan 15'e düştü ama bankalar hazineye borç verirlerken
7. ayın 9'undaki yani 9. ayın 7'sinde yapılan ihalede 5 yıllık kağıda %19 faiz teklif etmişlerdi. Pardon, %17,7 faiz teklif etmişlerdi. O zaman kur 19'du. Şimdi teklif ettikleri faiz, istedikleri faiz %22,7. Hazineye %22,7 ile borç veren bankalar özel kesime kaçla borç verir? Bunu düşünelim. Sonra da işler bu hale geldikten sonra ortaya bir Çin modeli meselesi çıktı. Şimdi ortalık karışmış, birbirine girmiş. Birdenbire Türkiye Çin modeli uygulamaya karar verdi. Çin modeli ne? Tamamen ucuz iş gücüne dayanarak rekabet gücünü yaratmayı öngören bir model. Çin bile bu modelden vazgeçti bugün. Çin çok çok başka yerlerde şu anda. Şimdi peki Türkiye'yi bu kılıfa sokabilir misiniz? Sokamazsınız. Türkiye Avrupa Birliği ile tam üyelik masasına oturmuş olan bir ülke. Olgun, güçlü bir iç piyasamız var. Belli bir gelir seviyesini aşmış olan bir orta gelir kesimimiz var. Dolarizasyon ekonomide almış başını gitmiş. Ara malı ithalatının toplam ithalat içindeki payı son derece yüksek. Nasıl kuru kullanmak suretiyle emeği ucuzlatacaksınız? Oradan da rekabet gücünü arttırıp ihracata dayalı büyümeyi gerçekleştireceksiniz. Bunu sürdürebilmek mümkün mü? Çin zaten bu işi bir de 6 ayda yapacağız diyorlar. Nasıl 6 ayda yapacaksınız bunu? Çin bu işi 50 yılda zor yapmış. Bir de bir şey var. Çin hiçbir zaman tutup da kendi stratejik varlıklarını satmamış. Gidip de Körfez'e gel şunu al bunu al Körfez ülkelerine falan böyle bir şey dememiş. Aksine Çin farklı bir şey yapmış. Gelin buraya yatırım yapın demiş. Sıfırdan tesis kurun. İstihdam imkanı yaratın demiş. Çin'in yaptığı bu. Şimdi sonuçta döviz kuru oynaklığı olağanüstü seviyelerde. Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki mesele kurun seviyesi değil, mesele oynaklık. Mesele aslında bal gibi kurun seviyesi de. Bu kur seviyesiyle paramızı pul ettiler. Varlıklarımızı değerini, dolar cinsinden değerini tamamen düşürdüler. Bu kur seviyesinde insanların gelirleri bitti. İşletmelerin sermayeleri tükendi. Ondan sonra siz diyeceksiniz ki daha önce para bir milletin namusudur, şudur budur. Ondan sonra arkasından da bu kur seviyesi problem değil diyeceksiniz. Bir dediğinizi tutmuyor. Tutmadığı zaman da ortaya güven meselesi çıkıyor. Açık söyleyeyim, Çin'in 20 yıl önce yaptığını bugün Türkiye'de yapmaya kalkmak Çin işkencesidir. Başka hiçbir şey değildir. Peki ne yapacağız o zaman? Yapmamız gereken şey verimliliği arttırmak. Bakın bu soldaki grafiğin yukarı doğru giden ekseninde fert başına gayri safi yurt içi hasıla var. Zenginliği gösteriyor. Aşağıdaki ekseninde de çalışılan saat başına yaratılan gayri safi yurt içi hasıla yani verimliliği gösteriyor. Verimlilik ne kadar yüksekse zenginliğiniz de o kadar fazla olur. Yani işi düzeltmenin yolu verimliliği arttırmaktan geçiyor. Yoksa Türk lirasını pul ederek bu işi düzeltmeniz mümkün değil. Bugün asgari ücretin seviyesi tartışılıyor. Ama baktığınız zaman 232 dolar. Avrupa'nın artık en düşük asgari ücreti bizde. Asgari ücrette Afrika ülkeleriyle yarışıyoruz. Türkiye'yi uzunca bir süre Afrika ülkeleri haline getiremezsiniz. Burada tutamazsınız. Bu çok ciddi sosyal bir takım problemlere neden olur. Biz Türkiye'de bu kerameti kendinden menkul bir takım öneriler, bir takım modellerle uğraşırken aslında dünya çok farklı yerlere gidiyor.
Şimdi dünyada, bütün dünyada kapsayıcı, nitelikli, sürdürülebilir büyümenin önemi artıyor. Dünya Washington Mutabakatı'ndan Cornwall Mutabakatı'na gidiyor. Washington Mutabakatı ne diyordu? Yıllarca önce imzalanan, yani kabul edilen. Diyordu ki adaleti sağlayın, güvenliği sağlayın, savunmayı sağlayın, bırakın her şeyi piyasa halleder. Fakat öyle olmadı. Çok ciddi bir prekaryalaşma, güvencesiz istihdam, bozulan gelir dağılımı, artan sosyal huzursuzluk ve politik istikrarsızlıkla dünya karşı karşıya kaldı. Bu yıl, 2021 yılının başında dünyanın en zengin ülkeleri G7'ler, bu sefer Cornwall'da bir araya geldiler. Ve dediler ki yeni bir mutabakat imzalandı. Devletin her şeyi piyasaya bırakması olmuyor. İçeren büyümeyi sağlayabilmek için, yeşil büyümeyi sağlayabilmek için, dijital büyümeyi sağlayabilmek için, sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilmek için devletin müdahalesine ihtiyaç var dediler. Ve onun arkasından da Uluslararası Para Fonu'nda bizim iktisatçılarımızdan bir tanesi, tabii yurt dışında olan şu anda Daron Acemoğlu, Refah Devleti 3.0 diye bir seminer verdi. Ve burada teknolojik gelişme nedeniyle şirketler tarafından teknolojinin aşırı kullanılması halinde emeğin gereksiz yere tasfiye olmasını önleyecek devlet müdahalelerinden bahsetti. Yine çok ilginçtir, para politikasından sorumlu olan Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası, ki hayatında hiçbir zaman eşitlik falan bu gibi şeylerle ilgilenmez. Fed, Saint Louis'deki şeyi, şubesi, İktisadi Eşitlik Enstitüsü kurdu. Şimdi şunu kabul edelim. Türkiye, Afro-Avrasya coğrafyasında baktığımız zaman Kapı Kule, Hindistan arasında en gelişmiş sanayi altyapısı bizde. İki coğrafi konumumuz 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyarlık bir nüfusa ve yaklaşık 30 trilyon dolarlık bir gayri safi yurt içi hasılaya ulaşabilmemiz mümkün. Bu muazzam bir avantaj. Bir de dünyada özellikle bu Çin'in bu pandemi sürecinde ki uyguladığı politikalar nedeniyle küresel üretim tedarik zincirleri kısalmaya başladı. Yani Çin'in bir üretim üssü olması konusu, dünyanın üretim üssü olması konusu yavaş yavaş gündemden düşmeye başladı. Başka bölgesel üretim üsleri aranmaya başladı. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bütün bu imkanlar önümüzde. Yine dünyadaki bir başka gelişme, Paris İklim Anlaşması. Biz onu da imzaladık. Şimdi bu tabii karbon şeyleriyle ilgili, emisyonlarıyla ilgili düzenlemeleri yapmaya başlayacağız. Bunların maliyeti var. Yetmez. Bir de Avrupa Birliği ile ticarete devam edeceksek yine bir yeşil mutabakat çerçevesine bir şekilde bizim uyum sağlamamız lazım. Bütün bunları bir arada ele aldığımızda Türkiye'nin yapması gereken çok iş var. Bu tür saçma sapan işlerle uğraşmak yerine, yok faiz mi, döviz mi, yok şey mi, enflasyon mu, bu hiç dünyada tartışılmayan dahi bir takım meseleler üzerinde dans etmek yerine ciddi şekilde bu tür yapısal değişimleri, yani dünyadaki yeni gelişmelere uyum sağlayacak, yapısal gelişmeleri sağlayacak reformları yapmamız lazım. Şimdi şunu söyleyeyim. Biraz önce de anlatmıştım. Türkiye'nin bugün karşı karşıya kaldığı en önemli sorun güven bunalımıdır. Bugün ülkeyi yönetenlere hiçbir şekilde güven duyulmamaktadır. Ne vatandaşlar güven duymaktadır, ne dışarıdakiler güven duymaktadır. Güven olmadığı zaman da alacağınız her önlemin maliyeti birkaç kat daha yüksek olacaktır.
Ama ülkemizin küresel arenadaki yapısal yani şeyini yarışma gücünü arttırmak için de yapısal dönüşüme ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu öneriyoruz. Dört sütun üzerine inşa edilmiş bir stratejiyi üç tane yeni K ile uygulamamız gerekiyor. Bunlardan birincisi yeni kurallar. İkincisi yeni kurumlar. Üçüncüsü yeni kadrolar. Şimdi bu stratejinin birinci sütunu hukuk devleti ve demokrasi. Yani aslında can ve mal güvenliği. Can ve mal güvenliği varsa ekonomi çalışır. İnsanlar tüketir, insanlar yatırım yapar. Yeni kural güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem diyoruz. Bir başka yeni kural Cumhurbaşkanı tarafsız olacak, partili olmayacak diyoruz. Bir diğer yeni kural kuvvetler ayrılığı olacak. Yani fren ve denge mekanizmaları çalışacak. Güçler birbirini denetleyecek. Milletin parasının nerede kullanıldığı, nasıl kullanıldığı, niçin harcandığı hesabı her zaman verilecek. Seçim yasaları değişmesi lazım. Milletin vekilini milletin seçmesi lazım. Yine bir başka önemli kural, siyasi ahlak yasasının mutlaka çıkarılması lazım. Yeni kurumlar lazım. Yeni kurumlar dediğimiz zaman çalıştırılmayan ekonomik ve sosyal konseyi mutlaka çalıştıracağız. Ben önemlilerine işaret ediyorum. Yeni kurum dediğimiz zaman ulusal vergi konseyini çalıştıracağız. Ulusal vergi konseyinde vergiyle ilgili kararlar tüm tarafların bir araya gelmesiyle alınacak. Bir de kesin hesap komisyonu, mecliste ayrı bir kesin hesap komisyonu kuracağız. Zaman zaman görüyorsunuzdur, gazetelerde çıkıyor, Sayıştay şunu dedi, Sayıştay bunu dedi. Şimdi bu Sayıştay'ın söyledikleriyle, Sayıştay neyle ilgili söylüyor bunları? Devletin yaptığı harcamaların usulüne uygun olup olmadığıyla ilgili söylüyor. Biz şu anda bunları her yıl bütçeyi yaparken bir yandan da bunları inceliyoruz. Bu tabii son derece yanlış bir şey. Bunun ayrı bir şekilde bir kesin hesap komisyonunda incelenmesi ve önceki yıl bütçelerinin bu kesin hesap komisyonlarında tekrar aklanması gerekir. Biz diyoruz ki ayrı bir kesin hesap komisyonu kuracağız. Ve bu kesin hesap komisyonunun başında da muhalefet partisinden biri olacak ki gerçekten bu hesaplar denetlenebilsin. Bir başka yeni kurum. Yani dış politikada istikrar son derece önemli iş aleme bakımından. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız. Diplomasiye dayanan milli iş dünyasının ve ihracatçılarımızın önünü kesmeyecek bir dış politikayı uygulayacağız diyoruz. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı buraya özellikle yazmamızın bir nedeni var. Bugün Levant bölgesi dediğimiz Orta Doğu ve Akdeniz'in güneyi. Biz burada ciddi bir işbirliğini sağlayabilirsek çok büyük bir sinerji yaratmamız mümkün. Bunu 10 yıl önce Dünya Bankası zaten yazdığı bir raporda söylemişti. Bunu mutlaka gerçekleştirmemiz lazım. Şimdi peki burada neredeyiz diye baktığımız zaman da çok kısa iki şey anlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri bir dünya demokrasi zirvesi düzenledi. Türkiye bir NATO üyesi olmasına rağmen ki NATO sadece bir ortak savunma işbirliği konsepti değil, aynı zamanda bir değerler işbirliği konseptidir. Türkiye demokrasi zirvesine davet edilmedi. Bu haldeyiz. Bundan uzun yıllar önce Avrupa Birliği ile falan hiç ilgisi yok. Türkiye Avrupa Konseyi'ne ilk kuruluşunda Avrupa Konseyi'ne üye oldu. Avrupa Konseyi de bir değerler manzumesidir. Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi şu bu falan filan. Yine o çerçevede 2004 yılında anayasa değişikliği de yapılırken millete anayasa değişikliğinde dendi ki uluslararası kurallarla Türkiye'deki kurallar arasında bir niza çıkarsa biz uluslararası anlaşmalarımıza sadık kalacağız dedik. Daha yeni Cumhurbaşkanı çıktı.
Ben dedi Avrupa Birliği kararları diyor. Avrupa Birliği kararları değil tabii o. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı, Avrupa Konseyi'nin kararı. Ben bunları tanımayacağım diyor. Anayasan da yazıyor. Sen o zaman nasıl hukuk devleti olacaksın? İkinci sütun, üreten Türkiye. Bence en önemlisi de bu. Borçla şişirilen değil, üreterek zenginleşen bir ülke olmamız lazım. Bugüne kadar işin kolayına kaçtık. Dışarıdan borcu bulduk, millete harcattık. Aslında büyümedik, ekonomiyi şişirdik. Paraları da götürdük alışveriş merkezlerine, yollara yatırdık. Buna karşılık döviz kazandıracak fabrikaları bir türlü kuramadık. Yeterince kuramadık ya da orada kullanamadık parayı. Şimdi artık bunun yürümeyeceği anlaşıldı. Dolayısıyla Türkiye yeniden üreten Türkiye olmak zorunda. Üreterek milleti zenginleştirmek zorunda. Dolayısıyla iç ve dış tasarrufları üretime ve döviz kazandıran faaliyetlere yönlendirmek zorunda. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları kullanmak zorunda. Eğitim politikasını paydaşlarla beraber yeniden oluşturmak zorunda. Eğitimde iş gücümüzün yarışma gücünü ve verimliliğini artırarak dönüşümü gerçekleştirmek zorunda. İnsan gücü planlamasına önem vermek zorundayız. Biz bunları yapacağız. Niçin yapacağız? Biraz önce gösterdiğim grafikte eğer biz üst gelirlere tırmanmak istiyorsak verimliliği artırmak zorundayız. Verimliliği artırmak için de bunları yapmak zorundayız ülkede. İşe buhranın üreten sektörler üzerindeki yarattığı tahribatı gidererek başlayacağız. Burada ciddi bir dönüşüm ve destek programı uygulayacağız. Sağlık ve gıda gibi stratejik sektörlerde kendi kendine yeterliliğimizi sağlamak için bunu bütün dünya yapıyor. Kamucu bir yaklaşımı benimseyeceğiz. Uluslararası standartlara uygun yeni bir kamu ihale yasasını çıkaracağız. Bu aslında çok önemli. Bu sizin ekonomiye kurallı yaklaşımınız olacağını, ekonominin günlük işleyişine müdahale etmeyeceğinizi gösteriyor. Stratejik planlama teşkilatını mutlaka kuracağız. Bugün Türkiye'nin en fazla ihtiyacı olan şey planlama. Ve tüm OSB'lerde teknoloji liseleri açacağız. Büyük OSB'lerde teknik üniversiteleri çoğaltacağız. Bu teknoloji liselerinin bir kısmı var. Ama bunların müfredatları ile ilgili bir takım adımların atılması gerekiyor. Bir, iki, çocukların orada kalmasını sağlayacak bu yatılılık meselesine de bir ciddi şekilde bakmak gerekiyor. Üçüncü sütun, güçlü sosyal devlet. Zenginliği halkla paylaşacağız. Zaten Cornwall mutabakatında da bunu söylüyor. Cornwall mutabakatı bunu 2021 yılında söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı bunu 2007 yılında söylemiş. Büyümenin sürdürülebilir olması için zenginliğin hakça paylaşılması lazım demiş. Yeni kuralımız Refah Devleti 3.0 politika çerçevesi, yani refahı arttıracak şekilde bir devlet müdahalesini öngörüyoruz. Ama devlet müdahalesi derken yeni bir kamu özel diyaloğundan bahsediyoruz. Yani burada etkinliği arttıracak bir müdahale söz konusu. Başta kadın ve genç olmak üzere hiç kimsenin büyüme sürecinden dışlanmasına izin vermeyeceğiz. Başta çalışanlar ve emekliler olmak üzere herkes refah artışından payını alacak. Çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler uluslararası çalışma örgütü normlarına uyumlu olacak. Örgütlü toplumun önündeki engelleri kaldıracağız. Bu surette hakça paylaşımı sağlayacağız. Ama onun da ötesinde bunu beceremediğimiz yerde de aile destekleri sigortası kurumunu getiriyoruz. Yani bazı kesimlerde o günkü durumları ya da belli yetersizlikleri nedeniyle sistemin içine girmekte zorlanabilirler. Onları sisteme sokmak için de aile destekleri sigortası kurumunu getireceğiz. Dördüncü sütunumuz sürdürülebilirlik. Bozmadan, yok etmeden ve kesintisiz kalkınmayı sağlayacağız. Devlette kral değil kural olacak. Bir kere birinci kuralımız bu. Yine yeni kuralımız sürdürülebilirlik ekosistem hakkı anayasal güvence altına alınacak. Avrupa Birliği yeşil mutabakatına uyum sağlanacak. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayacağız diye yazıyorduk. Şimdi onayladılar.
artık bunun gereği olan dönüşümü sağlayacak imkanları programa alacağız. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar üzerindeki siyasetin gölgesini kaldıracağız. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığına kavuşturacağız. Maliye ve para politikalarında borç yükü ve enflasyon sürdürülebilir seviyelerde olacak. Yani bütçe açığını sonuna kadar açarak büyümek gibi bir opsiyona gitmeyeceğiz. Ya da para politikasında enflasyonu 3 hanelere, 2 hanelere çıkararak büyümek gibi bir süreci tercih etmeyeceğiz. Makro ihtiyati tedbir çerçevesi paydaşlarla beraber şeffaf şekilde oluşturacağız. Yani bankacılıkla ilgili düzenlemeleri, sermaye piyasalarıyla ilgili düzenlemeleri paydaşlarla konuşarak yapacağız ve şeffaf bir şekilde yapacağız. Türk ekonomisine sermaye gelirken hangi kurallara tabi ise çıkarken de aynı kurallara tabi olacak. Ya da yine içeride yatırım yapan hangi kurallara tabi ise yatırımdan vazgeçtiğinde, yani diyelim borsadan çıkarken de aynı kurallara tabi olacak. Bir başka önemli konu ekonomik istikrar, ki bu artık bütün dünyada kabul edilen bir husus. Tamamen küresel sermayenin risk iştahına terk edilmeyecek. Bu da sürdürülebilirlikle ilgili söyleyeceklerimiz. Tabii bunları artık bu mevcut kadronun yapması mümkün değil. Bu ciddi bir radikal dönüşüm ve Türk ekonomisinin yeniden istikrara kavuşabilmesi için de yapılması gereken ana düzenlemeler bunlar. Bunları yapmamız halinde Türkiye'yi yeniden dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi, bugün artık 20 ekonomisinin altına düştük ama dünyanın en büyük 10 ekonomisi sürecine sokabiliriz. Yetmez. Bizim hedefimizde insani gelişmişlik var. Yani bu en büyük ekonomi çok anlamlı bir şey değil. Önemli, anlamlı olan insani gelişmişlik. Bugün Türkiye insani gelişmişlikte 50 ile 60 arasında bir yerde. Türkiye'yi hızla insani gelişmişlikte de yukarı doğru götürmek zorundayız. Beni dinlediğiniz için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi yorumlarınızı, soru cevapları ele almak üzere yerime geçiyorum. Teşekkür ederim.